Fenerbahçe adına istatistikler ekranlara geldi değerli izleyenler. En yüksek galibiyet yüzdesi İsmail Kartal'a ait. Maç başına 2.33 puan ortalaması tutturdu ve bu puan ortalamasıyla da kulüp tarihine geçmiş bir teknik direktörden bahsediyoruz. Sezon başında daha çok transferler açısından bakılıyordu bu başarı ama artık İsmail Kartal üzerinden okumak hiç yanlış olmaz. Bazı soru işaretleri de vardı Fenerbahçe camiasında. İsmail Hoca bu kadar yıldızlı bir kadroyu, bu kadar deneyimli isimlerin olduğu ve yeni bir ekibi takım haline getirebilir mi? Bu yıldızlardan yeterince faydalanabilir mi anlamında soru işaretleri vardı. Geldiğimiz noktada hem Avrupa'da hem ligde Fenerbahçe istediği hedeflere doğru gidiyor. Rotasyonda başarılı hoca. Evet. Yeni oyuncuları takıma ısındırmada, kazanmada başarılı. Kaybedilen oyuncuları geri getirme anlamında başarılı. Bence muhtemelen gol rekoru da sezon sonunda kırılacaktır Fenerbahçe'nin. O 103 gollü sezonu ki daha fazla maç oynayacağı için de bence bu sınırı geçer. Dolu dizgin gidiyorlar. Sahada da şampiyonluk yarışında oldukları Galatasaray'dan farkı Fenerbahçe bu maçı bir şekilde kazanır diyorsunuz. Evet. Öyle algı oldu işte. Çünkü hepimizde. Orada oyunculardan aldığın fayda öne çıkıyor. Diyorsun ki ya ki en kötüsü bence Tadić şu anda. Normal performansının uzağında. Evet. Bir şey olur Tadić iki hareket yapar diyorsun. Dzeko girer devreye. Szymański girer diyorsun. İrfan Can'ın var zaten. Bir şekilde bu iş çözülür diyorsun. Bu yetenekli ve kaliteye sahip bir kadro. İsmail Hoca da sadece dokunuşlarıyla bazen oyuna da çok müdahale etmeden işin bitirmesini sağlıyor. Son karşılaşma özelinde biraz devam etmek istiyorum. Çünkü mesela bir gol, yalnızca bir gol kaydedip kazandı. Çok az karşılaşma var Fenerbahçe'nin. Şöyle fikstüre baktığımda bir Alanyaspor mücadelesi var. 1-0 kazandı. Ankara Gücü maçı var. Toplam 3 mücadele yanlış görmüyorsam. Ama bir gole rağmen yine çok fazla üstünlüğünü oyun içinde belli eden bir takım da haline geldi. Ben Antep maçında Fenerbahçe'yi beğenmedim. Fenerbahçe Antep maçında çok zorlandı. Evet. Bayağı defosu vardı ama bu tip maçlarda bile kazanmak, işte o dediğimiz yıldızların devreye girmesi, bazı aksiyonlar alınması Fenerbahçe adına avantaj. Dikkat et, o saydığım maçların hepsinde acaba puan gidiyor mu? Çünkü Fenerbahçe farkı açamadığı zaman kafalarda hep bir ne olur, ne yaparız? O toparlanma sıkıntısı yaşıyor, maçı tutma sıkıntısı yaşıyor. Burada da bazı isimlerin bundan sonraki süreçte devreye girmesi lazım. Biraz futbolu kötülemek olacak ama ister zaman geçir, ister oyunu rölantiye al. Bu şekilde bazen takım rakip hızlandığında sizin yorulduğunuz devrelerde ki bunu bence Tadić iyi yapıyor. Biraz daha oyunu yavaşlatmak, skoru tutma anlamında da Fenerbahçe'nin işine gelecektir. Peki Gaziantep Futbol Kulübü maçında sen hangi bölge anlamında eksik buldun Fenerbahçe'yi? Şimdi Fred'in tıkandığı yerde, Fred'in yorulduğu özellikle son bölümlerde hızlı atılan toplar Fenerbahçe savunmasına sıkıntı yaratıyor. Burada Bonucci'nin daha etkisini görmedik ama oyuncunun söylediği şu, ben 2 aydır düzenli oynamıyorum ve biraz oynayarak maç temposu kazanmam lazım. Bonucci bence Fenerbahçe'nin artık net birinci stoperidir. Eğer bir sıkıntı olmazsa Dzeko geldikten sonra da yanına geçer muhtemelen. Burada savunma arkasına atılan hızlı toplar, uzun toplar, kanat beklerine atılan toplar biraz Fenerbahçe'ye sıkıntı yaratıyor. Özellikle gol bulmak için çıktığınızda arkada yaşattığınız boşluk. Antep'in de burada orta sahayı hızlı geçmesi, Fred'in önde olduğunda yakalamaları Fenerbahçe'nin sıkıntılarıydı. Peki Fred'le ilgili ilk saat dilimimizde bir haber ekranlara getirmiştik. Onun üzerinden konuşarak devam edelim. Fred'in oynadığı 20 maçta 20 galibiyet aldı Fenerbahçe. Ve olmadığı 12 karşılaşmada da tam 13 puan kaybetmiş gözüküyor. Çok kıymetli. Yani sezon başında Galatasaray'da Fred için devreye girdi. Fenerbahçe'de Fenerbahçe'ye geçti. Burada hani şampiyonluğu bir taraftan bir tarafa değiştiren oyuncuların başına bence Fred gelecek. Doğru. Yani eğer Fenerbahçe şampiyon olursa herhalde bir numaraya Fred'in performansı yazılır. Burada Krunić transferi çok Fenerbahçe adına kıymetli. Bence de. Krunić biraz daha görev adamı olarak geriyi toparlayacak. O rakibin hızlı hücumlarını Fred'in öne attığı koşularda arkadaki boşluğu Krunić dolduracaktır. Muhtemelen sağ tarafa yakın oynar. Sağ tarafa doğru da beki kapattığınız zaman ki Mert Müldür'le devam edilebilir yabancı limitinden dolayı orada. Oralarda Krunić'in
sağ tarafı kapatması halinde bayağı bir boşlukta artık rakipler için yaratılmayacak. Fred'e tekrar bir geri dönelim çünkü ekranlara da istatistik geldi değerli izleyenler. Fred varken ve Fred yokken istatistiği 20 karşılaşmada vardı. 20 galibiyet alınıyor. Beraberlik ve mağlubiyet yok. Attığı gol sayısı 64. Yediği gol 14. Galibiyet yanlış bir yüzdesi... başka istatistik okuyorsun şu evet, anda. Evet sanırım ben mi ama yanlış okuyorum? Yardımcı olayım. Fred varken Fenerbahçe'nin attığı varken, gol 64. Attığı gol. Yediği gol 27. Tamam. Ondan sonra galibiyet yüzdesi %100 Fred'le yokken %58. Maç başına Fred'le 3 puan, Fred yokken 1.9. Çok büyük istatistikler. Evet. Çok büyük oyuncu olduğunu da gösteren bir durum. Zaten sakat olduğu dönemde de ne kadar Fenerbahçe'nin performansına etki ettiğini gördük. Kesinlikle öyle. Bir de yanındaki oyuncuyu da oynatan, onu da sürükleyen bir isim. Hı hı. Sezonun en başarılı transferi. Peki Krunic'e tekrar geri dönelim. Çünkü bir röportajı da vardı kulüp televizyonuna verdiği. Takımla zaten antrenmanlara başladı kendisi. Biraz röportajı üzerinden gidelim. Özellikle Dzeko ile çok fazla iletişim halinde olduğundan bahsetti. Transferin gerçekleşmesindeki önemli noktalardan biri de Edin Dzeko. Bir an evvel gelmek istedim diyor. Zaten oradaki takımda da gelmek istediğini biraz belli ediyordu teknik direktör açısından. Evet, Dzeko burada özellikle Balkan bölgesi için sembol isimlerden biri. Evet. Oynadığı ligler, İtalya'daki başarıları, Premier Ligi var. Sembol bir isim. Milli takımdan da zaten Krunic onun hani neredeyse öğrencisi diyeceğimiz bir boyutta. O yüzden de çok daha rahat ikna edilmesi normal bir oyuncu. Bir de transfer böyle yapılır. Yani transferi sadece parayla, para sebeplerden biridir. Diğer tarafta kulüp vizyonu vardır. Bir de oyuncu bakar açar kadroyu, kim var burada? Aa bakar Tadić var. Evet. Dzeko var. E tamam der ya, ben de gelirim. Bonucci geldiğinde o görüntüleri hatırlayın. Dzeko ile ve Tadić ile konuşuyor. Bunlar futbol dünyasında aynı takımda oynamasa bile rakip olarak farklı mecralarda birbirlerini tanıyan insanlar. İyi futbolcu bir araya geldiğinde de birbirini tanır ve hemen uyum gösterir. Evet. Bonucci de öyleydi. Krunic de bu ekibe katılacaktır rahatlıkla. Adana karşılaşmasında forma şansı bekliyor. Hemen formasına kavuşur mu sence? Orada bir denenebilir aynen belki. Aynen öyle. Bir süre verilir. Belki ikinci yarıda oyuna girer. Belki başlar sonra değişir. Sonuçta Fenerbahçe net bir transfer yaptı. Bonserviste sezon sonunda %1 milyon alınacaktır. Çünkü şöyle bir madde okudum. Doğruysa yorum yapayım tabii. Fenerbahçe küme düşmezse bonservisi kesin alınacak. Evet, böyle bir madde. Zaten Krunic ile yola devam edilir. Yaşı iyi, kariyeri iyi. Fred ile beraber bence 2-3 sene Fenerbahçe orta sahası emin ellerde gözüküyor. Orada bir Krunic, Fred, Eşmanski üçlüsü görmeyi bekliyoruz değil mi? İsmail ile ilgili bir Lyon iddiası vardı bu manşetlerde. Dün akşam saatlerinde L'Equipe bunu internet sitesinden duyurdu. O haberin detaylarına da baktık. Orada Matić'i istemiş. Lyon olmayınca İsmail için teklif yapmışlar. Burada İsmail'i bu sene satar mısınız? Ki teklif 8 milyon euro artı bonuslar diye iddia ediliyor yine. Ben olsam ara transferde İsmail'i göndermem. Sezon sonunda gönderirim. Çünkü yerli limiti bu sezon var. 3 yerli olmak zorunda. Ve orada orta sahada da İsmail'in yerine ikinci bir Türk oyuncu gerekli. Yani yok. O yüzden de İsmail bence daha net bir isim orada. Ben olsam göndermem. Peki Fanatik gazetesinde bir kutu haber vardı. Bunu sana sormak istiyorum. Yeni penaltıcı aranıyor başlığıyla. Sence de aranıyor mu? Tadić ve Dzeko'nun kaçırdığı penaltılardan sonra. Evet, bence aranıyor ve bu biraz da psikolojik boyuta doğru gitti. Evet. Tadić'ten Dzeko'ya geçti iş ama onda da olacak gibi değil. Belki yani Fred atabilir, belki Szymański bu işlerde kullanabilir ama Tadić ve Dzeko'yu biraz burada soyutlayıp yeni bir penaltıcı yaratılması lazım. Bonucci? Hani, ya Bonucci'nin penaltıları hatırladığım kadarıyla sadece sert vuran, hani stoperler de bazı stoperler de iyi penaltı atar bu arada. Hani evet, sert vurarak. Sen bahsetmiştin sanırım daha az stres olmaları sebebiyle. Doğru, hani daha az stres defans olmaları. Defans hattında çünkü bu strese çok alışkın oyuncular. Bir de teknik
oyuncu, tamam bazı teknik oyuncular çok iyi penaltı atar. Dün Mertens'in penaltısı çok iyiydi bence. Hani Alex iyi penaltı atardı. Bir de özellikle sert vurarak, bir köşeyi belirleyerek vuran stoperler ya da orta sahalar genelde iyi penaltı atarlar. Belki denenebilir onlarda.